Mutfak Günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kenwood mutfak robotuyla beraber size parmaklarınızı yedirtecek güzellikte bir humus tarifimiz var. Bakmayın böyle mütevazi durduğuna. Gerçekten size bugün yapacağı şeyleri bir anlatacağım. Diyeceksiniz ki bu tek kişilik bir ordu aslında. Ne mi yapıyor bu robot? Öncelikle hemen humus yapacağım aparatı göstermek istiyorum. Burada bir bıçağı var arkadaşlar. Böyle tırtıklı tırtıklı bir bıçak. Normalde dışarıda satılan diğer mutfak robotlarının bıçakları düzdür. O yüzden parçalarken çok ezer. Böyle sulandırır. Bu asla yapmaz. Püre haline getiriyor. Aynı zamanda gerçekten tam kıvamında parçalanmasını sağlıyor. Sırf bununla da kalmıyor. Hemen bunu çıkartıyorum. Aynı zamanda Kenwood mutfak robotu bir tartı. Hemen koyuyorsunuz kompakt tartı aparatını. Şuradan hemen açıyorsunuz ve buradan tartı olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece bunu kullanmıyorsunuz bu arada. Bütün aparatları içine koyduğunuz zaman her birinin üstünde tartı işlemini devam ettirebiliyorsunuz. Burada bir smoothie blender kabımız var. Bununla zaten yapabileceklerimizin sınırı yok. Ayran yapın, smoothie yapın, parçalayıcı olarak kullanın. Ne isterseniz onu yapın. Tabii ki narenciye sıkacağı olarak da kullanabiliyorum aynı zamanda. Bunu çıkartıyorum, bu parçalayıcı başlığı. Yerine hafif ve havalı hamurlarınızı yoğurabileceğiniz ve poğaça yoğurabilirsiniz, kek yoğurabilirsiniz, böyle hafif yumuşak ekmek hamurlarınızı yoğurabilirsiniz. Direkt hamur aparatını takabiliyorum. Mikser aparatım da var. Mikser aparatımı üzerine taktığım zaman döne 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 karıştırmak istediğim her şeyi rahatça ve kolayca karıştırabiliyorum. Tabii ki hala bu kadar değil arkadaşlar. Burada bir smart çantası var. Smart çantasının içinden dadın dilimleyici ve rendeleyici aparatları da çıkıyor. Demin baştan da dediğim gibi mütevazi gibi gözükse de gerçekten mutfakta baş köşede olmaya aday bir mutfak robotumuz var. Humus benim hassas noktam. Belki Antakya kökenli olmamdan kaynaklanıyor, belki de biraz da damak tadımdan. Ama herkesin humusu gerçekten güzel olmaz. Ama bizim Kenwood'la yaptığımız humus gerçekten size bugün parmaklarınızı yedirtecek. Öncelikle hemen haznenin içine nohutlarımı almakla başlıyorum. Hemen şöyle bir terazimi ayarlıyorum ve nohutlarımı içine ilave ediyorum. Tam tamına 368 gram, 370 gram haşlanmış nohutumu haznemin içine aldım. Şimdi üzerine 1 su bardağı tahin ekliyorum. Oğlum hep bana anne humus yapmakta ne var diyor. Çocuk haklı. Malzemeleri ayarlı koyuyorsunuz. Böyle güzel, harika parçalayan bir robotun içine koyuyorsunuz. Son derece lezzetli bir humus elde etmiş oluyorsunuz. İçine 1 çay bardağı sıkılmış limon suyumu ilave ediyorum. Kimyon humusun olmazsa olmazı. Bir dolu tatlı kaşığı. Damak tadınıza göre bunu 1,5 tatlı kaşığına kadar da çıkartabilirsiniz. Kimyonumu da ekledim. Burada 6-7 diş sarımsağım var. Sarımsak yine humusun olmazsa olmazlarından. Sarımsağımı da ekledim. İçine tuzumu ilave ediyorum. Aşağı yukarı 1 tatlı kaşığı kadar tuz koymam yeterli olacak. Normal şartlarda humus yaparken içine humusun haşlama suyundan konulur. Zeytinyağı konulur. Ama benim kullandığım malzeme yoğurt. Bu humusu bu şekilde denediğiniz zaman humus sizin vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak iddia ediyorum. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. Benim yapmam gereken işler bitti. Şimdi sıra Kenwood'a geldi. Kenwood'un kapağını kapatıyorum. Düğmesini çeviriyorum ve humusumuz hazır. Tatam, humusum hazır. Neredeyse 1 dakikadan daha kısa bir sürede nohutlarım püre haline geldi ki o da Kenwood'un ne kadar güçlü olduğunu bana anlatmaya yetiyor. Hemen servis tabağıma alacağım. Kenwood mutfak günlüklerinde bugün size iddialı mı iddialı, lezzetli mi lezzetli bir humus hazırladım.
Bundan sonra artık sıra sizde. Siz yapacaksınız, hiç humus yemeyen bütün misafirlerinize humus yedireceksiniz. Tarif benden, yapması Kemut'tan, denemesi sizden. En kısa zamanda başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.